Ve tavşan dediği değişime ve gelişime tabi tuttuk. Onun da en güçlü, en disiplinli siyasi organizasyonudur. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayacak 15 Temmuz ihaneti karşısında millet böylesine can siperhane meydana çıkmışsa bunun içerisinde şüphesiz AK Parti teşkilatlarının büyük rolü vardır. AK Parti'nin siyasi önderliğinde inşallah çok daha güzel bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. Yeni bir aşıyla, yeni bir besmeleyle tazelendiği günlerdir. Hele AK Parti gibi bir davası, bir derdi, bir yürek sızısı olanların partisinde kongreler hep bir zafer, hep bir zarafetin, bir güzelliğin zirveye çıktığı günlerdir. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. AK Parti'de kongrelerin kazananı olur ama kaybedeni asla olmaz. Bir partiyi öncelikle millet kurumsallaştırır. Bir siyasi parti milletin kendisi, özü, ruhu olmak durumundadır. Bizim siyasi başarılarımızın altında yatan en önemli gerekçeler de bunlardır. Yeni dönemde seçilen, seçilemeyen, yönetime gelen, gelemeyen bütün AK Partililer birlik içinde daha da güçlü, daha da coşkulu, daha da heyecanlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 2023'te Türkiye'ye en güçlü selamı Kütahya Teşkilatları olarak bizler vereceğiz. Sayın Divan değerli hazırı, kurulduğu günden bugüne kendisine millete adamış AK kadrolar üzerimizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. Bunu yaparken en büyük destekçimiz, sıkı bir ilişki kurduğumuz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. Bu eserleri kazandırdıkça Türkiye'nin büyümesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyen şer ve vesayet odakları her türlü oyunları oynadı, oynamaya da devam etmektedir. Bu oyunları artık herkes açık ve net görebiliyor. Milletimizin hizmetine sunduğumuz eserleri artırma ve ülkemizi büyütme yolundaki kararlılığımız, bu iç ve dış odaklar tarafından defalarca engellenmeye çalışılmıştır. Kirli hesaplar taşıyan karanlık odaklar yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Ancak devlet-millet kaynaşmasının zaferi Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti ile olacaktır. AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engelleme ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay tabii ki hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona inanan, onun davasını davası olarak gören aziz milletimizindir. Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle o doğru orantılıdır. Teşkilatımızda görev yapmış bütün bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. AK Parti'yi kurarak tarihe düşülen notlar da bizim de katkımız olması sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşkilatımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
İlçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değişik kademelerinde görev yapan başkanlarımız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, genel mensubiyeti arkadaşlarımız, dışarıdan buraya teşrif eden misafir arkadaşlar ve AK Parti'ye gönül vermiş olan siz değerli tavşan halkı. Ben konuşmayacağım. Sadece belediye faaliyetlerini içeren bir slayt gösterimiz var. Onu sizlere takdim edeceğim. Akabinde de tavşanının gelişiminde ve değişiminde katkısı bulunan başta Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere bir teşekkürüm olacak. Buyur arkadaşlar. Burası Tavşanlı. Bizim evimiz. Bu şehri makyajla değil, estetik operasyonlarla güzelleştiriyoruz. 2009'da göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız toplantılar sonunda el birliğiyle önce yıktık, sonra yaptık. Mahalle sakinlerine hiçbir külfet getirmeden ilçemizin cadde ve sokaklarını genişlettik. Toplam 158.648 metrekare alanı kamulaştırdık. 142 kilometre kanalizasyon attığını, 122 kilometre yağmur suyu attığını ve 41 kilometre içme suyu attığını yeniledik. 2009'da ilçemizde sadece emek kavşağında sinyalizasyon sistemi bulunurken, bugün çevre yolu ve işlek caddelerimizdeki sinyalizasyon sistemleriyle trafik sorunlarına akılcı çözümler getirdik. Modern ve yaşanabilir bir tavşan için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dev bütçeli yatırımlarla şehrin süliyetine estetik projeler... Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, iman varsa imkan da vardır dediğin hakikaten güzel bir söz. Biz imanımızı ve inancımızı tavşanlı inanç noktasında oluşturduk. Ve bu anlamda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde hangi bakanlığa, hangi kuruma gittiysek şu ana kadar karşılığını bir şekilde aldık. Ben huzurunuzda Zat-ı Alemine teşekkür bir borç biliyorum. Ve yol arkadaşlığı noktasında, hizmet arkadaşlığı noktasında bizimle halkımızla yürüyen kim varsa devlet erkanından ben huzurunuzda hepinize ayrı ayrı teşekkür bir borç biliyorum. Ama şurası da bir gerçek. Biz 3 dönemdir belediye meclisindeki arkadaşlarla ve belediye çalışanlarıyla aynı zamanda teşkilatımızla bu yol yürüyüşünü gerçekleştirdik. Bu anlamda başta belediye meclisindeki arkadaşlarım ve dava arkadaşlarım olmak üzere çalışanların tamamına da teşekkür bir borç diliyorum. Böyle bir iş olacak. 2002'de teşkilatta bize vardı ilk kuruluş esasında. O günden bugüne Türkiye'nin 2023'üne, bakın 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı değildir. Bunu ben her bulunduğum ortamda anlatıyorum. Bu bir inançtır. Dünyanın umudu olma yolunda yeniden var olmanın bir tarihidir. Manevi bir karşılığı vardır. Onun için siyaset yapıyoruz, onun için onca eziyete demeyelim ama yani meşakkate katlamıyoruz. Başta büyüklerimiz olmak üzere. Bu anlamda teşkilatlarda görev yapan ve bu inanca ben de varım diyen arkadaşlara da ben teşekkür ederim, borç biliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Divan, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, kendine özgü insan yapısı ve sosyolojisiyle bizim ilke ve ideallerimizin en erken filizlendiği ve meyveye dönüştüğü bir ilçedir. Bu anlamda da siyaseten de öncü bir ilçemizdir. Her zaman Tavşanlı'ya karşı biz minnet borçluyuz. Partimize verdiği güç ve destekle ve bu anlamda da ilçemizden kendi görev alanımızla ilgili ne gibi bir talep gelirse kılı kırk yararak çok hassas biçimde çalışıyoruz. Burada çok yetkin, konuya hakim bir genel meclis üyelerimizle. Sayın İl Başkanım,
Son 3 yılın ortalaması Tavşan ilçemize her yıl 2020 değerleriyle 14,5 milyon, 15 milyon gibi bir kaynağı kırsala, görev alanımızdaki köylerimize altyapı, üst yapı hizmeti olarak, spor hizmeti olarak, tarım, teşvik, hepsine değerlendiriyoruz. Tabii bu eğitimden sulamaya kadar 2020 yılı hariç 120 kilometrelik grup yollarında BSK asfalte sahibiz. Yani merkez ilçeden de fazladır burada. Tabii bunun bir kaynağı da maden bölgesi olması, dolayısıyla madenden aldığımız payları burada arkadaşlarımızın planlamasıyla gerçekten grup yollarında hemen hemen tamamını bitirdik. Bu senede